Bu sondu değil mi? Son abi. Bitti çok şükür. Şoförün yerine ben imza alıyorum. Teslim aldım diye. Sen de şurayı imzala. Hafta sonu bir sevkiyatımız daha olacaktı. Biliyorum, Münir Bey söyledi. Katakulliye mi geliyorum dedim ama aferin, tuttu sözünü. Münir Bey boş vaatler vermez. Sözün neri adamdır. Vallahi bravo. Pardon. Ha, ne oldu? Karım bizim evi basmış. Ne? Rezillik çıkarmış burada. Evde cam bırakmamış. Yapma ya. Mahvoldum ben, mahvoldum. Hay Allah, emin misin? Gelip bağırıp küfretmiş yuvamı yıktın diye. Daha ne emin olacağım? Hadi be. Söyle Mustafa. Neredesin sabahtan beri? Münir Bey'in bazı işleri vardı, onları hallettim. Tamam da bundan niye haberim yok? E o sana söyleyecekti. Söyledi de senin sesin çıkmadı, merak ettim. Neyse. Kim bu Salih Mercanlı? Mercanlı bakliyat. Sevkiyatlarını biz yapacağız bundan sonra. Listelerde yok. Elden yazılmış buraya. Kim bu adam? Bilmiyorum. Reşat Bey'in bir ahbabıymış galiba. Tamam da bu işten benim niye haberim yok? Orasına ben karışamam Mustafa. Emir kuluyum ben. Söyleneni yaparım. Tamam. Öyle olsun bakalım. Başka bir şey söylüyor musun? Yok. Hadi iyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ne bileyim, seni takip etmiş demek. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim bizimkilere? Ya hiçbir şey söyleme. Karıştırma ortalığı. Karışacağı kadar karışmış zaten. Deli etme adamı. Yahu dur. Hırsını almıştır. Bir daha yapmaz bakarsın. Sen şimdilik üstüne yat. Anlamasın seninkiler. Ya gelip burada çıngar çıkarırsa ne olacak o zaman? Bizimkiler geldi. Kapatıyorum ben. Bana bak, bir şey çaktırma. Geldik işte. Burası geldik işte. Bütün camlar kırık. Hayrola, bombom patladı, ne oldu? Oldu bir şeyler işte, oldu. Bırakın onu şöyle. Mukaddes, ben geldim. Camcıyı getirdim Mukaddes. Tuvalette misin? Allah Allah. Rezil olduk, rezil. Mahalledik veritler bile öğrenmiş. Konu komşu da duymuş. He? Ne hızlı Salih? Dilemiyor musun sen beni? Gözlerimi daha yeni açtım Mukaddes. Evdekiler de duydu. Yine yerin dibine geçtim resmen. O suratlar indi böyle. Zaten kakılıyorum devamlı. Bir de üstüne tüy dikti bu. Ne yapayım Mukaddes sabah sabah ya? Söyle o karına gelmesin buralara. Tamam tamam, söylerim. Bak beni başından savar gibi konuşma Salih, lütfen. Göz kulak ol karına. Tekrar görüştüğümüzü duyarlarsa ben bu evde kalamam. Duyuyor musun beni? Ya tamam, söylerim dedim ya. Zaten başımdan aşkım bütün derdim, bir de o çıktı. Ne kadersizmişim, ne şanssızım ben ya. Zaten beni bıraktığın o gün benim kaderim değişti. Senin yüzünden, bütün her şeyin sebebi sensin. Ben yüzümü bir yıkayayım, ararım sonra, olur mu? Dinlemiyorsun bile beni. Senin için hava hoş tabii. Bahaneyle karından da kurtuldun. Benim burada ne çektiğim umurunda bile değilsin. Çekme o zaman, defol git! Rahmi! Allah Rahmi, açılmayacağım! Hayır Rahmi! Sen bir yalancı, duydum seni. Tekrar görüşmeye başlamışsın işte. Tekrar görüşmeye başlamışsın, öyle dedin. Hani pazarda döndün, karısı duydu. Söz vermiştin bana, söz vermiştin. Ya yok bir şey, öyle bir şey yok. Dokunma bana. Bırak. Görmek istemiyorum artık seni. Elimden bir kaza çıkmadan git. Git. Hey Allah'ım ya. Ya bir sus, anlatacağım diyorum. Sen artık karım değilsin benim. İstemiyorum seni. Çocuğumu da göstermeyeceğim. Tek başına defol git. Defol. Tamam, kendine gel lütfen. Dokunma bana. Tiksiniyorum senden. O s***e git. Layığını bulmuşsun işte. Ne zannediyorsun kendini sen be? Gerizekalı. Bayılıyor muyum ben sana? Mecbur kaldığım için evlendim. Yoksa evlenir miydim seninle?
Mecbur olmasam bu salaklıklarını yıllarca çeker miyim zannediyorsun? Ha? Koca deyip de paya verdim diye kendini bir şey mi zannettin sen ya? Çocuk gibi büyüttüm ben seni. Yıllarca topladım nankör. Onu severken sana katlandım ben, biliyor musun? Feda ettim kendime. Kimse şimdi karşıma böyle gelip konuşuyorsun sen ha? Ha? Kimsin? Git. Yalvarsan bile kalmayacağım zaten. Bitti! Bitti işte! O kapıdan içeri adımını atarsan... Rahmi! Gebertirim seni! Rahmi! Rahmi aç! Daha fazla kirletme evimi! Rahmi aç kapıyı! Rahmi! Alo, Kadir Bey. Aa, günaydın. Uyandırmadım inşallah. Yo yo. Dükkan sahibiyiz ya, erken kalktım. İşe başladım bile. Kerim'le Fatma Gül de alışverişe gittiler. Dün akşam geç oldu diye aramadım. Ömer'le konuştuk da geç vakit. Aa, geldi mi İzmir'den? Aa, yok daha orada. Savcı Bey sizi ifade vermeye çağıracakmış. Ya gerçi haber kağıdı gelir 2-3 güne kadar ama hani ben bir işiniz varsa falan... ayarlarsınız diye bir arayayım haber vereyim dedim. Çok iyi ettiniz tabii. Tabii burayı bırakamam ama sabah gider akşam dönerim artık. Öyle bir şey ayarlarız. Sadece sizi değil, Savcı Bey, Mukaddes Hanım'la Rahmi Bey'i de çağırıyor. Bekliyorduk zaten biz değil mi? Tabii. Ben söylerim onlara da. Bakarız tarihlere artık. Ne zaman çağırırlarsa geliriz. Aa, bu arada Hacer Ovacık kim? Hacer Ovacık mı? Bilmem. Neden sordunuz? Ömer dosyaları incelerken görmüş de Yaşar Anlar ilk duruşmada tanık göstermişler onu. Allah Allah. Kim acaba? Vallahi ben siz tanıyorsunuz zannettim. Bizim oralardan biri desem hiç yakın gelmiyor isim. Bilemedim vallahi. Ama onlar için kim tanıklık edecek çok merak ettim. Adres bilgilerine ulaşınca öğreniriz nasıl olsa. Neyse ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. İşiniz var. Konuşuruz sonra. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Rahmi? Mukaddes'i evden kovduk. Ne? Hala görüşüyormuş o adamla. Camları da onun karısı kırmış. Hay Allah. Gel şöyle otur. Defol git dedim. Gitti. Peki Murat? Aradım öğretmenine söyledim. Benden başka kimse almayacak okuldan dedim. Siz sorumlu olursunuz dedim. O bana aptal dedi ama bunu akıl ettim. Bitti artık. Mukaddes diye biri yok benim için. Çok mu geciktik? Yok. Abi? Abi gel şunları el atla bir taşıyalım. Abicim ne oldu?
Mukaddes Hanım'ı evden kovmuş. Gel gel ağlama. Gerçekten istiyor musun beni? Niye istemeyeyim ki? Söyle o zaman. Her şeyi arkamda bırakıp geldim. Evden ayrıldın mı gerçekten? Evet öylece. Murat'ı bile arkamda bıraktım. Dönemem ben o eve artık. Boşanacağım. Bu kadarmış. Ne oldu, sesin kesildi bakıyorum. Hayret bir şeysin ya, niye sesim kesilsin? Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum sadece. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.